Yüzmede 25 madalya kazanan Down sendromlu Fatma Köse Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor. Kayserili sporcu Köse'nin annesi Down sendromlu gençlerin topluma kazandırılmaları ve hayata tutunmaları için spor ile tanışmalarını tavsiye etti. Öncelikle merhabalar, hoş geldiniz. İsmim Ömür, soyismim Çamdalı. Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nde yüzme antrenörüyüm. Aynı zamanda Down ve otizmli sporcularla ilgileniyorum. Şu an sezonumuzun başı. Bu sezon başında haftanın 5 günü antrenmanı başladık ama pandemiden dolayı öğrencilerimiz biraz kilo aldılar. Bu sebepten dolayı da onlarla pek fazla biraz daha hem kara hem de havuzda yoğun bir antrenman süreci geçiriyoruz. Haftanın 5 günü öğrencilerimiz geliyorlar. Nisan gibi falan Türkiye şampiyonasına gideceğiz inşallah. Geçen sezondan kalan bir şampiyonamız var. Önce bölge şampiyonası, daha sonra da Türkiye şampiyonası şeklinde müsabakalarımız devam ediyor. Daha öncesinde bizim yine başka antrenörler çalıştırıyordu. Yaklaşık 2,5 yıldır Murat, Zekiye ve Fatma benimle beraber çalışıyorlar. Bu süreçte de önce bir bölge şampiyonasına gittik. Orada üçü de kendi alanlarında barajlar geçerek Türkiye şampiyonasına gitmeye hak kazandılar. Bu süreçten sonra da pandemi girdi araya. Pandemiden dolayı da Türkiye şampiyonasına gidemedik. Muhtemelen bu sezon Nisan gibi tekrardan bir müsabaka belirleniyor. Bu öğrencilerimiz orada inşallah müsabakalara katılacaklar. Ben Yasemin Köse, Fatma Köse'nin annesiyim. Down sendromlu benim kızım. 95 doğumlu. Down sendromlunu ben bunu küçükken işte böyle hal ve hareketlerinden doktora götürdüm. Doktora götürünce bizi Ankara'ya sevk etti. Ankara'da öğrendik. Daha 3 günlüktü. Öğrendiğimde tabii bir anne olaraktan önce ne babası ne ben çocuğumuzun öyle olmasını istemedik ama çok üzüldük. Allah'tan gelen bir şey yapamadık. Eğer bunların iyi olacağını bilsem sokakta ekmek dilenirim. Yine bu çocuklara faydalı olmaya çalışırım. Yüzmeyle biz bunu önceden yüzmeyle işte bu çocuklara doktor dedi ki nerelde dedi kilo alır dedi. Kalp hastası olur, şeker hastası olur, bazı hastalıklar olur dedi. Bunları yüzmeye, kilo almasın diye yüzmeye getirdik. Sonra da işte bunlar böyle yarışmalara, il dışlarına gitti miydi? Biz daha çok sevindik, daha çok gururlandık bir anne olaraktan. 25'e yakın madalyası var kızım. Çok mutlu oldum ben bir anne olaraktan. Bu çocukların yapacağını düşündükçe ben daha çok mutlu oluyorum. Engelli bireylere, anneleri topluma kazandırmaya çalışsınlar. Benim çocuğum engelli diye evde bekletmesinler yani. Çocukların istediği spor veya resim veya müzik ne varsa ona yöneltsin. Çocukların kendi isteği olsun. Annelerin isteği değil, babaların isteği değil. Çocuklar neyi seviyorsa o istekler olsun. Onların bizden bir farkı yok. Doğrusun ama bunlar toplumda çok kanan bir şeydir. Yani güvenilmez. Hiç kimseye anneden, babadan başka kimseye güvenilmez. Bunlara devletimiz sahip çıksın. Sahip çıksın derken yani bunların mesela eğlence yerleri olsun, başka bir yerler olsun, iş yerleri olsun.